içerisinde tarikat, cemaat ve benzeri dini toplulukların bu denli baskın olması ve öğrencileri doğmaya yönelten sistem aşılamalarına, hatta gençleri intihara sürükleyen politikalarına karşı neler yapacaksınız? Teşekkür ederim. Evet, İYİ Parti'nin eğitim politikalarında eğitim tamamen devletin ofisinde olacak. Kesinlikle gençler ve çocuklar bir tarikat, cemaat veya cemiyetin ofisinde eğitim içerisinde yer almayacaklar. Bunu devlet gençlerine ve çocuklarına okul öncesinden başlamak kaydıyla üniversiteyi bitirene kadar, hatta üniversiteden sonra yüksek lisans, master ve doktora programlarına dahil olmak üzere ücretsiz bir şekilde öğrencilerine, vatandaşlarına bu hizmeti sunacak. Bu hizmeti sunmak için de gerekli düzenlemeler okul öncesi eğitimden başlamak kaydıyla yapılmış olacak. Bu konuyla ilgili de liyakatli kadrolarla birlikte yine tarafların işbirliği içerisinde bu çalışmalar, eğitim çalışmaları yürütülecek. Burada tarikat cemaatlere yönelimin en büyük sıkıntısı gençlerimizin okurken barınma sorununu halledemeyişimiz. Yurtlarımız çok yetersiz, devlet yurtlarımız çok yetersiz, öğrenci sayımız çok fazla. İki kişilik odaya altı kişiyi veriyoruz ve diyor, hadi buyurun burada okuyun, yaşayın, ne yaparsanız yapın diyoruz. Öncelikle yurt meselesini kesin ve kesin bir şekilde çözüme ulaştıracağız. Yurt sayımız, yurt kapasitemiz artacak. Bunu arttırırken de metrekareye düşen öğrenci sayısını arttırarak değil, yurtlarda yurt sayısını arttırarak gerçekleştirmiş olacağız. Yurtlarda öğrencilerimizin beslenme ihtiyacını da yeter şekilde karşılamak üzere bununla ilgili çalışmalar, programlarımız, projelerimiz var. Bir kere öğrencinin yeme, barınma ve güvenlik eğitim alırken ihtiyaçlarını devlet kendisi bizzat karşılayacak. Bunlar karşılandığı takdirde zaten gencimiz artık farklı bir yerde bu ihtiyaçlarını gidermek veya bu ihtiyaçları karşılayan kişilerle, şahıslarla da veya kurumlarla da muhatap olmayacak. Özel sektörde şu anda çok ciddi anlamda yurtlarımız yetersiz olduğu için özel yurtlar var. Ama bunlara da gençlerimizin kiraları, kira enflasyondan kaynaklı ev kiraları ve yurt ücretlerinin, özel yurt ücretlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin ailelerinin ekonomilerinin bunları karşılayamayacak düzeyde olduğunu da biliyoruz. Çünkü ücret eşitsizliği had safhada, gelir adaletsizliği had safhada. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldıran ekonomik politikalarımızla da biz burada gençlerimizin ekonomik olarak ailelerin gençlerini, çocuklarını, evlatlarını eğitim verecek düzeyde bir bütçe ayırmalarını sağlayacağız. Ayrıca 18-30 yaş arası tüm gençlerimize o günün enflasyon oranlarına orantılı olarak bir karşılıksız bir eğitim ücreti kendilerine vereceğiz. Bu öğrenci kredileri hariç bir cep harçlığı olarak düşünebilirsiniz. 2022 rakamlarıyla bu 1700 lira ama dediğim gibi 2023 enflasyonuna uyarladığımız takdirde çıkacak rakam öğrencilerimize takdir edilecek. Dediğim gibi kredi harici olan bir şey olacak. Ayrıca öğrencilerimizin yurtlarda internet erişimi problemi var. Tüm yurtlara internete erişebilir şekilde dizayn ettikten sonra internet erişimini de hızlı ve ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize devlet olarak bu imkanı sağlayacağız. Dediğim gibi özel yurtlara da kesinlikle burada da denetlenme, özel yurtlara, özel üniversitelerde bir denetim mekanizmasını, bütün kamuda olmak üzere bir denetim mekanizmasını, otokontrol mekanizmasını getireceğiz. Bu bağlamda gençlerimizin eğitiminde ihtiyaçları neyse, tekrar söylüyorum, İYİ Parti iktidarında bu ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanacak. Gençlerimiz başka bir kurum ve kuruluşlara gitmek zorunda kalmayacak. Teşekkür ederim.